Arkadaşlar selamlar herkese. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Şimdi yanımızda Mustafa kardeşimiz var. Kendisi de bizim gibi esnaf motokuryelik yapıyor. Karşımdasın. İyiyim abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Eyvallah, sağ olasın. Kendisinde Moto 125 var arkadaşlar. Ben daha önce yine bir arkadaşla çekmiştim. O da bayağı izlenmişti. Hani kuryede genelde tercih edilen motorlardan biri Kanuni Moto 125. Şimdi Mustafa da var. Hani niye tercih etti? Kaç bin kilometre deneyim oldu? Sıkıntı yaşadı mı, yaşamadı mı? Abi bunlardan böyle bahsedeceğiz. Kanka sen ne zaman aldın motoru? Abi Ocak ayında aldım, 2023. Hı-hı. Ocaktan beridir kuryede kullanıyorsun galiba. Evet, kuryede kullanıyorum. Kilometre ne kadardı? Ben sıfır aldım, şu an 11 bin kilometrede. 11 bin. O zaman aktif kullanmamışsın galiba. Hani normalde ayda 3 bin falan yapıyoruz ya. Aynen abi, fazla kasmadım ben zaten. İşimde de fazla kasmıyorum. Hiçbir sıkıntı çıkarmadı şimdiye kadar. Yani 11 binde olduğu için şu an tabii çok hani belki gerçi düşük kilometrelerde sıkıntı yaşayanlar da çok var da sen demek herhalde çok hor kullanmamışsın diyelim. Aynen abi. Ondan sonra bir de yatırmışsın galiba. Normalde ayda 3000 kilometre falan yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle motoru göstereyim tekrar. Evet, Mustafa'nın motoru böyle arkadaşlar, mavi renkte. Ben de en çok sevdiğim renklerden birisi bu açıkçası, mavi. Sen de severek aldın danışlan. Evet abi. Bunların kırmızısı vardı değil mi? Beyazı var, kırmızısı var. Başka? Bir de grisi var. Yeşili çıktı galiba. Bir tane böyle mat yeşil tarzı bir şey çıktı. Aynen dediğin abi. Gibi. Aynen, onu görmüştüm. Şimdi burada önlerde gündüz aydınlatma led farları koymuşlar. Çalıştır. Evet, gördüğünüz gibi hemen ledler yanıyor. Güzel yani. Şu anda çoğu markada böyle led farlar koymuşlar. Sinyalleri de gösterelim hatta. Burada sinyalleri halojen arkadaşlar. Yok, sinyaller de ledmiş, pardon. Sinyaller de led. Ben halojen sandım da ledmiş. Arkayı da göstererek. Aynı şekilde. Arka stopları da led arkadaşlar. Sinyalleri de aynı şekilde led. Bunlar da halojen falan koymamışlar. Güzel ya. Yani tasarım anlamında falan. Kilometresini de şöyle gösterelim. 11.400'lerde. Herhangi bir dijital falan bir şey yok zaten. Hangi bayiden aldın kanka matıyı? Abi Motopunta'dan aldım. Maltepe şöyle. Maltepe'de Motopunta'dan almışsın. Zaten orada SM de var. JTX'ler falan var. Evet abi. Kanuni SH'lar falan var arkadaşlar. Kanuni bayisi zaten. Bakımlarını orada mı yaptırtıyorsun? Serviste mi? Yağ bakımı. Aha. Bir de neyi yaptırdım? Kornam bozulmuştu. Hı hı. Kornayı yaptırdım. Peki bu parça değişimi falan filan, herhangi bir balta değişimi falan, hafif değişimi falan filan yapmadın galiba? Ya onları da yaptım, evet. Yaptırdın onları, mı? Onları da yaptırdım. Onları da yaptırdım. Onları da yaptırdım. Peki hani sıkıntı oldu mu böyle parça değişiminde falan, böyle bu tarz Kanuni'nin hani servisinden yana böyle sorun yaşadın mı hiç? Yok, hiç. Aynı gün içerisinde almışsındır zaten. Aynı gün içinde aldım. Hı hı. Hatta yoğun olduklarını belirttiler. Hı hı. Rica ettim, beni kırmadılar sağ olsunlar. Anladım. Mesela şu anda arkadaşlar bizim buradaki konşuk bayisinde Honda'da randevuda çalışıyorlar artık. Randevu almanız gerekiyor bakıma gitmeden öncesinde. Sizin orada randevu sistemi falan var mı? Yani vardı da ben randevusu gitmiştim, almışlardı. Aldılar, anladım. Şu anda çoğu bayi İstanbul arkadaşlar şey yani randevuyla çalışıyorlar yoğunluktan dolayı. Evet abi. Öyle randevusu gidince almıyorlar diye biliyorum. Klasik arkada kampana arkadaşlar, normal bir zaten şey yok, disk falan yok. Önler zaten disk, ABS falan yok galiba değil mi? Yok abi, ABS. Şimdi Mustafa'nın arkadaşları boydan gördüğünüz gibi rahat rahat tutabiliyor. Bacak mesafeni de göster kanka istersen. Gayet rahat rahat. Adam arkasına yastığı da koymuş. Konforunu eksiltmiyorsun kanka gördüğüm kadarıyla. Öyle abi. Yani herhalde rahatsız olduğunu sanmıyorum ben. Çünkü bacak mesafesi anlamında iyi duruyor. Yok abi, hiç rahatsızlık olmuyor. Hatta çok rahat şöyle yatarak. Çok da yatmayalım ama değil mi? Yani. Sonuçta. Motor kullanıyoruz. Lastikleri küçük olduğu için çukurlar direkt hoplattırıyor arkadaşlar bunlardan. Aynalardan falan memnun musun abi? Ne diyorsun? Gösteriyor mu arkayı? Memnunum abi. Hiçbir sıkıntısı yok ya. Şunu da şöyle göstereyim. Bizim diyor gibi şey değil. Ekstra bir ayna uzatma aparatı takmana gerek yok galiba. Yok abi, hiç gerek yok. Net görüyorsun zaten abi. Nasıl gidişi duruşu falan seni üzüyor mu kanka? Hani işini görüyor mu şehir içinde? Abi hiç üzmedi. Bayağı hızlı kaçıyor. Araç sollamaları diyorsun. Aynen, araç sollamalarda. İyi bence, tavsiye ederim ya. Frenleri mükemmel bir şey. Güzel yani. Bakıma zamanında getirmezsen sıkıntı yaratıyor yani. Fren teli koparma muhabbetleri yaşadın mı hiç ya da? Yok, hiç öyle hiçbir şey yaşamadım. Bunlarda genelde onlar da oluyor arkadaşlar. Fren teli koparma, kayış atma falan filan böyle. Evet abi. O tarz problemler yaşanabiliyor. O yüzden bunlarda ne diyoruz o zaman? Bakımlarını bir tık da erken yapmaları gerekiyor değil mi? Aynen. Zamanında getirseniz hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ocakta kaça almıştın kanka, ayıptır söylemesi? Abi 33 bin almışım Ocak'ta. Aha. Şu an motorun piyasası 48 bin. 150 TL. Bayi fiyatı 48 bin. Aynen. Peki bayide bulunma sıkıntıları falan var mı? Öyle gitse bulunma, bayide yok falan tarzı bir durum yoktur herhalde değil mi? Ya o öyle bir sıkıntı olsa bile
Getirtirler yani. Hiçbir sıkıntı yaşatmaz. Anladım. Çünkü şu anda arkadaşlar Honda falan, mesela Honda diyor ben Koç'a gittiğimde bana 2 hafta sonra falan gelecek demişlerdi. Hani bu tarz motorlar da belki olmayabilir bayilerde ama vardır ya, sanmıyorum yani çok. Ya ben en son aradığımda bitmişti. Hı-hı. Kalmamıştı. Ama getirtiriz dedi yani isterseniz. Evet. 7-8 ayda 33 liradan 48'e hemen hemen bir 15-16 lira bir üzerine koymuş arkadaşlar. Artıyor sürekli piyasa. Artık yani milletin imkanı yok hani, biliyorsun. Öyle abi. Ben bir de almaya nakit aldım. Hı-hı. Senetle de veriyor orası. Onunla uğraşmak istemem. Anladım. Yani arkadaşlar o yüzden artık fiyatlar çok arttı. Hani ben de öncesinden hep Honda falan diyordum mesela. Şu anda şimdi arttığı için piyasa. Şimdi gidip 100 lira verip motor almak pek mantık gelmiyor bana açıkçası. O yüzden ticari için gerekmiyor bence. Tabii. Yani 48 lirayken bence hani kuryelik falan yapacaksanız gene alıp düşünülebilir değil mi? Yani, aynen abi. Yani. Yakıtından falan memnun musun kanka? Hani nasıl, seni mutlu ediyor mu, üzüyor mu yani yoksa? Abi valla memnunum. Kaç para fulleniyor? 230-250 civarında fulleniyor. 230 deposu zaten 5.3 litre miydi? 5.1 aynen, litre aynen, o civarlarda arkadaşlar. Bana 90, yetiyor yani bir günlük. Anladım. Zaten 93 kilo ağırlığında hani enjeksiyonlu. Bunlarda Euro 5 yok diye biliyorum ben. Euro 4 standartlarında herhalde öyle yapıyor. Ama ekstra ayak marşı falan koymuşlar yani. Hani çalışmazsa falan diye. Al sana ayak marşı misali. Çalıştırabilirsiniz yani. Ama şimdi ara hiç kullanmak nasip olmadı yani. İnşallah da olmaz. İnşallah da olmaz ama yani çalıştırırsın ya. Çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Neler var kanka? Burada ekstra bir şey var mı pek? Bakalım bir. Abi her motorda olduğu gibi. Uzunu kısası uzun, var. Kısa, normal sağ solları var. Kornası var. Burada ne var abi? Ateş demesi var. Aynen. Şeyi var mı? Selektör var mı? Yok. Selektör yok abi. Bir de burada USB girişi var. Şimdi ben bir oturayım dedim arkadaşlar. Hani boy 1.84 benim. Bakalım rahat mı değil mi? Normal space standartında zaten. Abi Dio'dan buna binince yani bütün motorlarda böyle bir ekstra rahatlık geliyor bana. Hani Dio'da şöyle gitmeye alışmışsın şu an. Şöyle bu şekilde. Bunlar da en azından bir tık daha böyle geri gidiyor. Sık da yumuşak yani. Bayağı yumuş ya böyle. Yaylana yaylana gidersin. Yani Dicler'de DM noktasına gelmiş hemen hemen. Biraz daha böyle ya 1.85 üzeri büyük ihtimal şey yapabilir arkadaşlar. Şu gidonu döndüğünüzde mesela gidon şuraya çarpıyor. Ya tabii 1.80'e kadar rahat rahat oturur. 1.73, 1.80. Onun üzeri arkadaşlar çoğu motorda genel olarak sıkıntı oluyor. Abi tavsiye ederim. Çok kullanışlı. Hı hı. Ama bakımlarını kesinlikle zamanlarında getirsinler. Yapsın. Yoksa sıkıntı yaşarlar. Hı hı. Yani güzel motor. Hiçbir sıkıntı çıkarmadı şimdiye kadar. Bu arada sizler de benimle böyle farklı hani motor kurik yapıyorsanız veya motorunuz varsa hani böyle gel karşımı çekmek için çekelim falan diyorsanız yazın. Instagram adresimi açıklama kısmına bırakacağım. Sizlerle yine görüşebiliriz. Hani ulaşabilirsiniz bana. Instagram'dan da soru cevap şeklinde ilerleyebilir. Sormak istediğiniz şeyler falan varsa arkadaşlar ben zaten yorumlarda destek olacağım ama sen de kanka. Tamam abi, yardımcı olurum ben. Sen de açıklamaya bakarsın. Tamam. Yani destek oluruz arkadaşlar dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.